Maşallah. Ben Ali Nur abinin şeyine gidiyorum. Ben de gelmek istiyordum dedi. Ali amca. Kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın. Bugün birçok belediyemiz akıllı şehirler, güvenli kentler, dirençli kentler, sürdürülebilir kentler, dayanışmacı kentler, iklim değişikliğine uyumlu kentler gibi farklı temalarda kullanan şehir ağlarına üye olarak kurumsal kapasitelerini artırabiliyorlar. Proje ortaklıkları kurabiliyorlar ve deneyimlerini paylaşma fırsatı buluyorlar. Biz de bu kapsamda Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği olarak Dünya Sağlık Örgütü, Sağlıklı Şehirler Ağı gibi önemli her geçen gün artan bir ağın parçası olduğumuzun farkındayız ve çalışmalarımızı bu mekanda daha da geliştirmenin arzusu niyeti içerisindeyiz. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı çalışmaları belirlenen temalar çerçevesinde 5'er yıllık fazlarla yürütülmekte ve 2019 yılında başlatılan ve 2025'te tamamlanması planlanan 7. faz uygulama çerçevesi için bir rehber hazırlandı ve üyelik başvurusunda bulunmak isteyen ulusal ağlar ile şehirlerin, belediyelerin gerçekleştirmeleri gereken kriterler belirlendi. Allah'a şükürler olsun, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ile birlikte üye 11 belediyemizin başvuruları kabul edilirken 7. faza üyelikleri onaylandı ve üyelik sertifikalarını aldılar. Şehirlerimizin yaşamlarını sürdürebilmek için sağlıklı olmaya ihtiyacı var ve bu noktada yerel yönetim olarak yapacağımız çok şeyler var diyorum. Tekrar ayağınıza, yüreğinize sağlık. Hepinize saygılar sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ya istiklal ya ölüm dediği Ankara'dayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün memleketindeyiz. Ve şimdi hep birlikte sağlıklı şehirleri konuşuyoruz. Şunu biliyoruz ki olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Aslında bunun ne anlama geldiğini pandemide gördük. Bir nefes sıhhati olmadığı zaman en yakınlarımızı kaybettik. Konumuzu, komşumuzu, akrabalarımızı, canımızı kaybettik. Evlatlarımızı kaybettik. İçimize büyük bir ateş düştü. Buradan çıkardığımız sonuç mutlaka şehirlerin sağlıklı olması, ailelerin sağlıklı olması, bireylerin sağlıklı olması, ülkenin sağlıklı olması, dünyanın sağlıklı olması. Sağlıklı bir dünya için Sayın Cumhurbaşkanımızın manifestosunda, yerel yönetimler manifestosunda koyduğu akıllı şehirler, yeşil şehirler, dirençli şehirler, emniyetli ve güvenli şehirler dediğimiz her bir başlık bizim üzerimize büyük bir emanettir. 94'te onun attığı büyük bir tohum var. Yeni nesil belediyecilik. Yeni nesil belediyecilik doğumdan ölüme yaşama dokunmaktır. Yeni nesil belediyecilikte altyapı belediyeciliği bitmiştir. Yeni nesil belediyecilik sosyal ve kültürel kalkınmanın ana damarıdır. Bizim her birimizin akıllı şehir olurken, yeşil şehir olurken mutlaka sağlıklı şehir olmamız, sağlıklı şehir sonunda da mutlu şehir olmamız gerekiyor. O yüzden bu alan bundan sonraki süreçte küresel ısınmanın bu kadar arttığı, bulaşıcı hastalıkların bu kadar çoğaldığı, su yönetiminin bir krize dönüştüğü, belki su savaşlarının başlayacağı yeni dönemde su yönetemezseniz sağlıklı olamazsınız. Obeziteyi yönetemezseniz sağlıklı olamazsınız. Yeşil alan kuramı artıramazsanız sağlıklı olamazsınız. Spor yaptıracak kentsel planlama yapamazsanız sağlıklı olamazsınız. O yüzden sağlam kafanın sağlam vücutta olduğu yeni şehirleri, yeni nesil belediyeciliği hep birlikte inşa etmek durumundayız. Bu tarihi mekan bize bir sorumluluk veriyor. Gaziantep Büyükşehir olarak, Belediyeler Birliği olarak, sabahleyin de genel kurulda arkadaşlarımızla birlikte dünya nereye gidiyor, ne yapacağımız, çalıştığımız yeni döneme hazır olduğumuz ifade ediyor. Kıymetli başkanıma da yaptığı çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyor. Hepinizi hürmet ve saygıyla selamlıyorum. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın öncülüğünde kurulmuş ve bugünlere getirilmiş olan bu güzel birlikteliğin bugün Ankara'da hizmetin devamı konusunda, daha güzel hizmetlerin
ortaya konulmasına vesile olabilecek bir binanın açılışı münasebetiyle bir araya geldik. Ben fazla vaktinizi almak istemiyorum. Emeği geçen her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Cenab-ı Hak'tan hayırlı hizmetlere vesile olması duası ve temennisiyle bir kez daha sizlere saygı, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ım. Bir cümleyle nasıl özetleriz dersek, aslında şehirde yaşayanların yaşam kalitesinin yükseltilmesi demek sağlıklı kentler, bir kentin sağlıklı olması demek. Tabii ki biz kültür ve turizm şapkamızla da baktığımız zaman bir kentin sağlıklı olması sadece o kentte yaşayanların değil, kenti ziyaret edenlerin de sağlıklı olmasını, yaşam kalitesinin, yaşadığı deneyimin, tecrübenin iyi olmasını gerektiriyor. Ve bir kentin kültür kenti, turizm kenti olabilmesi için sürdürülebilirliğe, sağlıklı kent olmaya da önem vermesi gerekiyor. İlk başta Bursa'mızın, güzel Bursa'mızın, çok yakışıyor Bursa'ya bu başkanlık. Başkanlığında 10 şehrimizle, 10 belediyemizle başlayan ve şu anda 100'ü aşkın belediyemizin ortak olduğu bu çalışma son derece kıymetli. Şehirlerimizin burada birbirlerinden öğrenmeleri, tecrübelerini paylaşmaları da son derece önemli. Bu tabii ki şehirlerin kalitelerinin artması da aslında ülkemizin toplam kalitesi anlamında da bütün standartların yukarıya çekilmesini sağlıyor. Ve biz de Kültür Turizm Bakanlığı olarak yurt dışında ülkemizi, destinasyonlarımızı, şehirlerimizi, bölgelerimizi tanıtırken bu tarz ünvanları da daha etkin bir şekilde de kullanıyoruz. Ben sadece bir bakan yardımcısı değil, şehir ve bölge plancısı olarak bir teknik eleman olarak da dünyadaki bir tür tartışmaları takip ettiğimde gerçekten artan öneme sahip bir kavram olduğunu görüyorum. Ve belediyelerimizin daha artan oranda bu konuyla ilgilenmesini son derece memnuniyet verici buluyorum. Elbette ki son 20 yıl içerisinde hükümetlerimizin yaptığı atılımlarla sağlıklı kent, yeşil kent, sürdürülebilir kent, kültür kenti, turizm kenti gibi bütün alanlarda çok büyük atılımlar içerisindeyiz. Ben burada emek veren bütün belediye başkanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Uluslararası standartların yakalanması anlamında yapılan çalışmalar için hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Açılan ofisimizin de hayırlı çalışmalara vesile olmasın diyorum. Saygı, sevgiyle. Burada Kentler Birliği diyor ama ben şehri tercih ederim. Bana göre kent kurabilirsiniz, kaldırabilirsiniz, değiştirebilirsiniz ama şehri o geçilen tarih, o tarih yaşanmadan yeniden inşa edemezsiniz. Şehir bütün zamanla birlikte, yaşanılanla birlikte şehirdir. Eğer 500 yıllık, 1000 yıllık bir şehirse o şehri inşa etmek için 1000 yıl gerekir. Çünkü şehirde yürürken oradaki mekan sizinle konuşur. O nakış nakış taşlar sizinle konuşur. Orada emeğe olan ustaları hatırlarsınız. Orada yürümüş olan tarihi şahsiyetleri hatırlarsınız. Siz o şehir bir parçası olursunuz. O bakımdan şehir ve insan dediğinizde altına çok şey sıralayabilirsiniz. Hayatta bu demektir diyorum. Ve emeği geçen sevgili başkanı, emeği geçen herkesi bu farkındalığı artıracak biçimde burada da ofisi açan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Bakan. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Ankara ofisimiz. Hayırlı uğurlu olsun değerli konuklar. Görüşürüz. Alıyoruz efendim.